Daha önce garaja girmişlerdi. Camdan içeri girmişler. Araca valla hasar vermişler. Bayağı bir yoklamışlar. O ara bizim komşu Kütahya'dan geliyor. Kütahya'ya gelindikten sonra onun sesini duyarak 3 kişi kapıdan çıkıp gidiyorlar. Bu olaydan sonra biz kamera taktırdık. Aradan fazla geçmedi. 2-3 gün geçtikten sonra sabah 7 gibi uyandım. Bir ses geldi. Camdan dışarı baktığımda şu kameranın binaya baktığını gördüm. Diğer kameranın da kırık olduğunu gördüm. O ara görüntülere baktık. Baktığımızda yukarıdan 3 kişi geliyor. İkisi motorda, biri yalnız. Motoru hatta Yeşiltepe'den çalmışlar bizim bir çocuğun arkadaşının. Şuradaki arabaları yoklayarak geliyorlar aşağıya doğru. Bizim tam köşe geldikten sonra zıplıyor, kameranın bir tanesi kırıyor. Ondan sonra dönüyor, giriyor, garajın altına bakıyor. Garajın altından baktıktan sonra kamerayı fark ediyor. Gidiyor kapıyı yokluyor. Kapı geri dönüp geliyor, ondan sonra o kameranın yönünü çeviriyor bu keskinde. Bir süre dolaştıktan sonra arka bahçeye geliyor. Arka bahçede de kamerayı fark ediyor, bir süre bekledikten sonra çıkıp gidiyorlar. Yani 3-5 dakika bir yerin etrafında dolaşıyorlar, açık yer bulamıyorlar. İçeri girecekler, açık yer bulamıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Ya o kadar rahat ki adam yani kendi evi gibi davranıyor. Ben bu kadar rahat davranamıyorum kendi evimde ya. Kızımın arkadaşının motoruyla geliyorlar buraya tabii. Yeşiltepe'den çalıyorlar, buraya geliyorlar. 3 kişiler, 2 kişi motorda, 1 kişi arkasında. Tanıdığımız motorunu çalıp bize hırsızlığa geliyorlar ya. Yani. Açık açık. Yani bir taşla iki kuş misali oluyor bir nevi. Şikayetçi olduk. Polise dilek, hatta ifademi falan da verdim. Bekliyoruz şu anda. Haber bekliyoruz. Çünkü artık bıktık. Yani 2-3 günde bir geliyorlar, yokluyorlar. Sadece biz değil yani. Bu mahallede, hatta Yeşiltepe kısmında hep herkes şikayetçi. Bahçeye geçebiliriz.